3 çocuk annesi Serpil Kabak 10 gün önce bıçaklı saldırıya uğradı. Kabak'a saplantılı aşık olan bir cani iddiaya göre arkadaşlık teklifine hayır cevabı alınca öldürmeye kalktı. Ölümden dönen Kabak o anları korku dolu gözlerle anlattı. Beni kendi evinde bıçakladı. Ben yalvardım, yapmamasını istedim ama yaşatmayacağım seni dedi, öldüreceğim dedi. Gözünü kan bürümüş. Sadece 10 gün önce bıçaklı saldırıya uğradı, ölümün kıyısından döndü. Saplantılı aşığı 3 çocuk annesinden karşılık görmeyince onun hayatına kastetti. Yani herhalde öldüm diye şey yaptı ama öldüremedi. İstediğini yapamadı. Serpil Kabak 39 yaşında, evli ve 3 evladı var. 10 gün önce sabah 05.30'da evden çıktı. Çalıştığı kuruyemiş atölyesine doğru yürümeye başladı. Eşinden yeni boşanan Serbülent Arslan benzer önünü kesti. İddiaya göre zorla evine götürdü. Zaten uzun zamandır tehdit ediyordu beni. Çok dövüyordu, çok işkenceler yapıyordu. Ailemle, çocuklarımla beni tehdit ediyordu. İstediği de gerçekleşmeyince beni ortadan kaldırmaya çalıştı. Arslan benzer evde bıçakla 3 çocuk annesi kadına saldırdı. Oturup benim ölmemi bekledi. Can çekişmemi bekledi. Ben artık bitkin bir hale gelince ne olduğunu bilmiyorum. Kendisi 112'yi arayıp haber verip ortadan kayboldu. O cani son anda vicdana geldi. Serpil Kabak'a yardım çağırdı. Ancak tek bir şartla. Benim yaptığımı söylemeyeceksin. Eğer söylersen ben 30 senede yatsam, 50 senede yatsam çıkarım. Yarım kaldığım işi tamamlarım. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen 39 yaşındaki kadın Aslan Benzer'in dediğini yapmadı. Polise adını verdi. Tutuklanan Serbülent Aslan Benzer cezaevine gönderildi.